buradan belirtmek istiyoruz. Tüm Artuklu haklarına yapılan bu hukuksuz takibi elbette ki bizler kabul etmiyoruz. Bizlerle diyaloğa girmeden, hiçbir diyalog geliştirmeden direkt haciz durumunun işlemleştirilmesi bizler için gerçekten de hoşgörüyle karşılayacağımız bir mevzu değildir. Yapmış olduğumuz incelemelerde Artuklu Belediyesi'nin geçmiş dönemsel olarak yapmış olduğumuz açıklamalarda da belirtmiş olduğumuz gibi yaklaşık olarak 170 milyon borç bırakılmış. 170 milyon borç bırakılmayla beraber de kasa da sıfırlanarak bize teslim edilmiştir. Evet, bizler bu konuda açık ve net şekilde vatandaşın mağdur edilmesi taraftarı değiliz. Hiçbir zaman için alacaklıların hak sahibi olduğunu kesinlikle ve kesinlikle net olarak alacak haklı olarak bizler bu alacaklarını tahsil etmeleri noktasında elimizden gelen tüm imkanları, tüm olanakları sağlamakla mükellef olduğumuzu biz geçmişte söylemiştik. Ve bizler daha belediyeyi daha devralmamışız. Ama maalesef ki haciz işlemi başlıyor. Ben sadece şunu demek istiyorum. Bugüne kadar neden bunlar bu saate kadar burayı beklediler? Yani neden beklediler? Neden bugüne kadar bu işlemler yürütülmedi? Biz bunu her şekilde vatandaşı, hak sahibini mağdur etmeyecek şekilde biz yine de bugün buradan bunu deklare ediyoruz. Biz imkanlarımız dahilinde taksitlendirilecek şekilde biz vatandaşımızın ödemesini yapmaya hazırız. Ama yapabilecekleri nedir? En fazla gelecekleri yapacakları makam koltuklarını işgal etmeleri, alıp götürmeleri, bununla beraber araçları alıp götürmeleri. Olsun gelsinler götürsünler. Burada herhangi bir sorun olmayacak. Gerekirse onlara da aynı şunu da ifade ettik. Hiç sorun değil. Bizler halka hizmet noktasında dört duvar içerisinde hizmet götürmeyebiliriz. Dışarıda belediyenin bahçesinde çadırda da biz hizmetimizi götüreceğiz. Her ne kadar hizmet yapmamaya dönük özel engeller de oluşturuluyorsa biz de bu engelleri tanımayacağız ve biz halka olan hizmetimizi sürdüreceğiz.